Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün artık adaya veda vakti. Nikaragua'da burada ülkenin en büyük gölünün ortasında bulunan bir adada kalıyordum günlerdir. Ama artık bu adadaki günlerim de oldu ve aynı zamanda Nikaragua'daki günlerim de doldu. Bu ülkeyi daha uzun süre gezmek isterdim. Gitmek istediğim daha çok yer vardı. Ancak burada hastalandım ve 3 gün yatmak zorunda kaldım. Ve vaktimi biraz boşa geçirmiş oldum. Gitmek istediğim yerlere pek gidebileceğim gibi gözükmüyor şu anda. Çünkü Orta Amerika geneli için çok sınırlı bir vaktim var. Bu ülkelerden bir tanesinden bir çıkış biletim var. Bir dönüş tarihim var yani bu sefer. O yüzden çok uzun kalamıyorum. Şöyle göstereyim. Adanın böyle muhteşem bir doğası vardı. Her yer yemyeşil. Geçen videoda çok güzel bir şekilde gezdik buraları. Altın üstüne getirdik. Bugün artık önce buradan bir feribot alacağım. Feribotla Orta Amerika'nın en büyük gölü üzerinden Anakara'ya döneceğiz ve ardından da yeni ülkemiz olan Costa Rica'ya geçeceğiz. Bye bye. Hostel sahipleri. Bakalım. Costa Rica yolculuğu macerası başlasın. Ve bakın burada kim var? Miriam. Hello. Hola. Donde te vas hoy? Granada. Granada. Si? No. No. Si, Granada. Si, es, si, Granada. Sultan. Si, voy a Arabias. Dejamos bizim hostelin sahibi de. Gracias. Hostelin sahibi de anahtarları soruyor. Miriam, Granada şehrine gidecek. Benim buraya geldiğim şehre. O yüzden o da benimle beraber gemiye doğru geliyor. Ben ise Costa Rica'nın yolunu tutacağım. Bakalım. Maceramız başlayan itibarıyla. Vamos señorita. Vamos señorito. Bakın limanda böyle seyyar manav bulduk. Kavundan muza kadar her şeyden satılıyor. Şöyle 12'li bir muz aldık. Mostrana banana. Şöyle kocaman bir poşet 12'li muz. Toplamda 30 tuttu. Yani 20 lira gibi bir şey yapıyor. Evet, şöyle bileti satın aldım buradan şimdi. Artık yolculuğumuz başlıyor yavaştan. Gölün ortasında bir saat boyunca şöyle bir feribotun içerisinde gideceğiz. Feribotun adı Che Guevara bu arada. Manzaramız da şu şekilde. Ve sonunda Anakara'ya ulaştık. Artık buradan sonra benim bir an önce kara sınırına bir otobüs bulmam gerekiyor. Que pasa? Tamam. Okey. Vida real. Que? Vida real. Tô com ânsia. Não entendo nada. Fome. Quero fazer xixi. Tô cansada. E põe no Google Translate. Queres fazer pipi? Eres cansado? E necessitas Google Translate. Şimdi burada bir taksi tuttuk. 1 dolara şehir merkezinde bir yere gideceğiz. 4-5 kişi paylaşıyoruz taksiyi böyle. Kolektivo deniyor bunlara burada. Haydi bakalım. Ay. Ay. Ainda tô com xixi. Porque tinha que pagar e eu vou segurar mais um pouco para guardar o xixi tudo de uma vez. Portekizce konuşuyor. Portekizce konuşuyor. Çişimi yapmadım çünkü pahalıydı. Biraz daha tutacağım, başka bir yerde yapacağım diyor. Translate at Tumko. Gracias. Şimdi böyle taksiyle bir 15-20 dakika gideceğiz. Ardından ben sınır otobüsümü alacağım. Arkadaşım da Granada'ya otobüsünü alacak. Bon voyage. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Evet, şimdi burada böyle bir pazardayız ve burada tavuklu pilav buldum. Tanesi 50'ymiş. Yani 1,5 dolarmış. Yolluk alacağım yanıma, otobüste giderken yerim. 50. Sí, 50. Estoy guardando xixi até agora. Çişimi hala tutuyorum diyor arkadaşım da. Bakın burada böyle taksiler var yerde. Burada bir sokak arkadan otobüsler geçiyormuş. Hem benim gideceğim şehre, daha doğrusu sınıra, hem de arkadaşımın gideceği şehre otobüsler bulunuyor. Bakalım şimdi önce buradan yemeğimizi satın alacağız. Sonrasında otobüs durağına doğru devam edeceğiz. Evet, otobüs durağı böyle lokal bir ortam. Şimdi sınır otobüs soracağım. Por frontera?
¿Y por frontera? Esa. Ah, bueno. ¿Sale ahora? Sí, en unos 10 minutos. Ah, perfecto. 10 dakika içinde gidiyormuş benim otobüsüm. Arkadaşımınki 1,5 saat sonra. Tienes que esperar hasta 1. 1 y media. No, hasta las 2. ¿Hasta las 2? Sí. ¿Qué hora es ahora? 12 y media, ¿sí? Mediodía. Pobrecita. Entonces, ya vamos, loquita. Chao, amigo. Nos vemos. Gracias. Que tenga una linda viaje. Muito obrigado por todo. Gracias, también. Todo bien. Todo bien. Hasta luego. Hasta luego. Hadi bakalım, artık yolculuk vakti bana. Şimdi şurada çantamı bıraktım abi az önce. Otobüse bineceğim birazdan. Direkt sınıra kadar gidiyormuş buradan ve 50'ye yani 1,5 dolara gidiyor. Gayet güzel. 1,5 dolara yemeğimi aldım. Şurada aldım. Okey. Bu yapasana orada adelante. 1,5 dolara yemeğimi aldım. Üzerine 1,5 dolara otobüs biletimi aldım. Bir de 50 sente şöyle 6-7 tane muz aldım. Hatta 40 sente falan. Bayağı iyi yani. Şimdi geçeceğim otobüsün içerisine. Daha iyi bir durumda geçeyim. Otobüsün içi komple full abi. Oturacak yer yok. Büyük ihtimalle sınıra kadar böyle. Gideceğiz artık. Bakalım. Macera başlasın. Şanslıyım ki oturacak bir yer buldum. 2 saat falan bu otobüsteyiz büyük bir ihtimalle. Şöyle göstereyim. İçerisi tıklım tıklım full. Bir yolculuk başladı an itibariyle. Evet, an itibariyle sınıra yakın bir yerdeyim. Otobüsler buraya kadar sizi bırakıyorlar. Buradan sonra 400 metrelik bir yürüme mesafesi varmış. O mesafeye yürüyeceğim şimdi. Sonrasında ilk olarak Nikaragua'dan çıkışımı gerçekleştirip Costa Rica'ya geçeceğim. Nikaragua'da aslında bir süre daha kalmayı çok isterdim. Ama nasip böyleymiş. Umarım bir gün tekrardan yolum düşecektir buralara ve daha detaylı bir şekilde gezme fırsatımız da olacaktır. Evet, bir Latin Amerika sınır kapısına daha hoş geldiniz. İnşaat işçileri mi dersiniz? Seyyar satıcılar mı dersiniz? İki ülke arasında gidip gelen taksiler mi dersiniz? Her şey var. İlginç oluyor Latin Amerika'da böyle genelde sınır kapıları. Hemen şurada izlerde polis kontrol noktası var. Galiba ben de şuradan bir yerden çıkış mührünü alacağım ve sonrasında diğer tarafa doğru devam edeceğiz. Pasaport kontrolü böyle bir yerde oluyor. Sokağın ortası da çok ilginç ya. Por migración esa por acá. Gerçekten bu sınır kapılarını anlamıyorum ya. 3 tane polis bekliyor orada. Pasaportumu aldı, açtı, baktı, sohbet ettiler, gülüştüler böyle. Geri verdi. Dedim bu kadar mı, bitti mi? Ha yok dedi, ileride ofis var, ofise gideceksin. Ya ofise gideceksem sen niye kontrol ediyorsun diyecektim, artık çıldırırsınız. Şurada bina varmış. Oradan normal yine cihazlı pasaport kontrol bölümünden geçeceğim. Normal bir şekilde ülkeden çıkar gibi. Benim anlamadığım şey bu 3 tane polis burada ne yapıyorlar, neyi bekliyorlar, derdiniz de sizin. Muhtemelen kaçak geçişi önlemek için buradalar. Çünkü bu tarz yerlerde kaçak geçiş çok fazla oluyor. Bakın hiçbir şey yok sınırda. Ofisi şuraya koymuşlar. İnsanlar buradan geçer gider yani. Kontrol etmeseler. Muhtemelen kaçak geçiş olmasın diye gündüzleri böyle bekliyorlar. Ama akşam saatlerinde, diğer saatlerde falan millet buradan büyük ihtimalle çatır çatır geçiyordur yani. Çok kötü sınır. Sınır güvenliği Latin Amerika'da hiç yok yani. An itibarıyla Nikaragua'dan çıkışımı yaptım. Gördüğüm, şu ana kadar bulunduğum en saçma sistem burada var pasaport kontrolü olarak. Ülkeye girişte 13 dolar para ödemeniz gerekiyor normalde ve 10 dolar önce ödüyorsunuz, 3 dolar sonra ödüyorsunuz. Şu anda da içeri girdim, direkt bir adam etrafı geziyor polis. Ona 1 dolar ödüyorsunuz, ondan sonra pasaport kontrolüne tekrardan 3 dolar daha ödüyorsunuz. Yani vizesiz ülke olmasına rağmen bütün turistler 25 dolar giriş ve çıkış parası ödüyor toplamda. Aşırı derecede saçma geliyor bana. Bilmiyorum ya. Bizdeki yurt dışı harç buluğuyla aynı olay ama turistler ödüyor. Yerli halk ödüyor mu bilmiyorum. Şimdi Costa Rica tarafına geçeceğim. Şurada bir yerde Costa Rica'nın pasaport kontrolü varmış. Costa Rica'ya girişte de 10 dolar ödüyormuşsunuz zannedersem. Galiba sadece girişte var Costa Rica'ya. Emin değilim. Orta Amerika ülkelerinin birçoğunda bu olay var.
Belize'de bu rakam 20 dolarmış. Guatemala ve El Salvador'da para alınmıyor. Honduras'ta sadece 3 dolar ödüyorsunuz. Burada toplam 25 dolar. Costa Rica'da 10 dolar diyorlar. Bakalım göreceğiz şimdi. Sadece Nikaragua'ya girmem, çıkmam ve Costa Rica'ya giriş yapmam toplamda 35 dolar olacak. Çok saçma. Dünyanın en saçma sınır geçişi şu anda Costa Rica'dayım burası. Bildiğiniz Costa Rica sınırları içerisi. Pasaport kontrol yeri nerede dedim polise. Dedi ki buradan dümdüz devam et. Sağa döneceksin sonra solda. Ama şu anda ülkeye girdim ben. Yani istesem buradan bir aracı atlarım devam ederim. Bilmiyorum. Pasaport kontrol yerini arıyorum şu anda. Yani çok ilginç ya. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ülke sınırlarını geçtikten sonra pasaportunuza mühür vurduruyorsunuz. Bakın gerçekten dünyanın en saçma sınırı ya. Şurası otobüs biletlerinin satıldığı bir yer. Yine buralardan da otobüs bileti satın alıyorsunuz ve istediğiniz şehre gidebiliyorsunuz. Pasaport kontrol noktası ise şurası. Yani isteseniz şurada kontrole girmeden direkt otobüse atlayıp gidebilirsiniz. Çok saçma, anlayamıyorum yani. Nasıl böyle bir sınır yaparlar? Nasıl bu kadar saçma bir kontrol noktası anlamakta güçlük çekiyorum. Ya gördüğüm en aptalcasını gerçekten söyleyeceğim şimdi. Yani kadına diyorum ki benim Panama'dan biletim var. Panama'dan kesilmiş biletim var benim Ağustos ayında. Ve çok da yakın bir tarih. Yani kaç olduğunu söylemeyeyim de şimdi. Çok yakın bir tarih. Ve bana diyor ki Costa Rica'dan çıkış bileti göster. Ya diyorum ben Panama'ya gideceğim. Bak Panama'ya gideceğim. Biletim var. Ve geçeceğim yer, kara sınırından geçeceğim nokta, tekneyle falan geçilen bir nokta böyle. Hani otobüs bileti satılan bir yer değil. Kadına açıklıyorum, diyorum ki yok diyor bana, otobüs bileti göster. Ya diyorum nasıl otobüs bileti alacağım? WhatsApp'tan konuştuğum birisi var. Onu gösterdim. Dedim bakın burada adamla konuştum, sohbet ettim, fiyat aldım vesaire. Nasıl dedim ben bunu elektronik biletini kesebilirim Allah aşkına ya. Hani bu özel taksi gibi bir şey yani. Adam normal minibüsle hizmet veriyor shuttle olarak. Yok diyor bana bilet göster. Bir dakika bile kalacak olsan ülkemde bana diyor çıkış bileti göstermek zorundasın. Burada bilet satan yerler varmış. Buradan şimdi salak salak bilet arayacağız. Yani gerçekten çıldırırsınız ya. Sonunda giriş yaptım. Yani şu saçma ülkeye girdim. Girdiğim en saçma ülke. Direkt istesem şuna otobüse binsem gitsem. Kimse farkında değil. Yani ağlamak istiyorum ya. Pasaport polisi o kadar aptal ki direkt çıkış biletim var mı diye soruyor ve hiçbir şey dinlemiyor da. Yok diyor çıkış biletin olacak. Sahte bir tane rezervasyon yaptım ve onunla geçtim yani. Bakmadılar bile, incelemedi bile adam. Salak salak bana sorular soruyor. Diyor ki bana nerede kalacaksın, ne yapacaksın? Sanki 5. sınıf dünya ülkesinde iltica edeceğiz anasını satayım. Hani sinirden çıldırıyorum ya. Şimdi burada para çevirmem ve bir otobüs bulmam gerekiyor. Direkt başkente otobüsler varmış. Ve başkente gidiyorum. 30 gün vize verdiler bu arada. Ve girerken bir şey ödemedim. Para sormadılar girerken. Büyük ihtimalle çıkışta ödeyeceğiz. Bakalım. Şimdi para çevirecek birisi bulmam lazım burada. Sokakta dolaşan insanlar oluyor biliyorsunuz, klasik. Bir tane para çeviren dayı vardır herhalde buralarda. Şöyle ilk Costa Rica paralarımı göstereyim. Ülkenin galiba en büyük parası bu. 10.000. Plastikten yapılma paralar yine zannedersem. Şöyle 1000 var, bir de 10.000 var elinde. Burada görmüş olduğunuz şu paralar 40 dolar yapıyor. Yani parası bayağı değerliymiş Costa Rica'nın. Binli para ama çok değerli. Bakalım şimdi artık şunlarla ne alabileceğiz göreceğiz. Herkes çok pahalıyordu Costa Rica'yı. İnşallah otobüs bileti ucuzdur buradan. Başka, evet, şimdi burada bir otobüse bindim. 3-4 dolar karşılığında en yakın şehre kadar gidiyorum. Sonrasında oradan San Jose'ye bir otobüse binmem gerekecek. Bu bildiğiniz böyle belediye otobüsü. Belediye otobüsleri de pahalı ülkede. Yani bu ülkede hiç kalmayacağım gibi gözüküyor Costa Rica'da. Fiyat pahalılığından dolayı. Bakalım şimdi böyle kaç saat sürecek bilmiyorum. Bir süre devam edeceğim otobüste. Şimdi buradaki ilk şehrime az önce ulaştım. Böyle sıradan bir şehre benziyor. Temiz, etrafta çöp falan yok. İnsanlar sessiz, sakinler. İleride
San Jose ile otobüslerin olduğu bir terminal yer alıyormuş. Başkent'e giden otobüslerin olduğu. Oraya şimdi bir soracağım. Saat kaçta otobüs var? Fiyatı nedir diye. Eğer şu önümüzdeki yarım saat içerisinde var otobüs yoksa büyük ihtimalle başkente bugün gitmeyeceğim. Onun yerine burada bir sahil kasabası yer alıyor. Çok meşhur bir yer. Fiyatlar biraz daha yüksek ama en azından buradan 1,5-2 saat mesafede. Başkente göre daha yakın ve orayı da görmüş olurum. Tabi bu durum tamamen başkente otobüs var mı yok mu bununla alakalı olarak gelişecek. Şimdi başkente gitmekten vazgeçtim çünkü bir sonraki otobüs akşam 6'daymış. Ve akşam 6'da buradan çıkmamız demek benim başkente 11'de varmam demek. Yani çok geç bir saatte orada olacağım. Ve bu kadar geç bir saatte varmamın bana hiçbir faydası olmayacak şu anda. Hiçbir şey görmeyeceğim. Bütün günümü yolda geçireceğim. Üzerine gece tehlikeli sokaklarda yürümek zorunda kalacağım. Veya taksiye bir ton para vermek zorunda kalacağım. O yüzden bu dediğim sahil kasabasına gideceğim ben. En azından buradan 2 saat mesafede daha yakın bir yer ve daha güzel bir yer. Biraz daha böyle gezginlerin olduğu, eğlenceli bir ortam var orada. Orayı da görmeyi zaten çok istiyordum. Böyle bir plan değişikliğine gidiyorum şimdi. Şurada bir otobüs bekliyordu. Otobüs zannedersem oraya gidiyordu. Hemen gideceğim, soracağım ve yola koyulacağım. Açıkçası bu seçenek beni biraz daha mutlu etti şimdi. An itibariyle burada da otobüs yok. Akşam 6:30'da kalkıyormuş buradan yine otobüste ve yol 1,5 saat gösteriyor haritalarda. Otobüs de büyük ihtimalle 2 saat sürecek. Yani akşam 8-9'u bulacak kalmam. Sonrasında oradan yarın tekrardan hareket etmek istersem buraya geri döneceğim, tekrardan San Jose yapacağım falan çok zor olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden bilmiyorum. Büyük ihtimalle San Jose'ye gideceğim. Ve maalesef ki bu sahil kasabasında fiyatlar çok yüksek. Hosteller 13 dolarlardan başlıyor. Gidiş yine çok pahalı. Bir tane minibüs gördüm ve adam 12 dolar fiyat çekti. Çok saçma gerçekten. Belediye otobüsleri ucuz ama böyle özel taksi tarzı minibüsle gideyim derseniz fiyatlar uçuk. Şimdi en sonunda kararımı verdim ve başkente gidiyorum. Böyle bir saçmalık yapmam diyordum. Akşam 11'de varmam diyordum ama yapacak başka hiçbir şeyim yok. Öbür tarafa gitsem zaten akşam 8.30-9'da varacağım. Yine akşam varacağım. Dedim bari gideyim başkente. 7.5 dolara kahvaltı dahil, açık büfe kahvaltısı olan çok güzel bir hostel buldum orada. Orada konaklayacağım. Şimdilik burada otobüs beklemem ve cihazlarımı şarj etmem gerekiyor ama nerede elektroniklerimi şarj edebilirim, nerede bir diz bulabilirim bilmiyorum. Burada hep duyuyorum Costa Rica'nın çok pahalı olduğunu. Ülke gerçekten aşırı pahalı, öyle böyle değil. Bir kere parası dolara göre %50 daha değerli. Yani şöyle göstereyim, şu görmüş olduğunuz para 4 dolar falan yapıyor. Bayağı şirin gözüküyor baktığınız zaman. Çok tatlı bir para birimi ama 4 dolardan fazla. Şu para 2 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani çok yüksek. Parası sadece binli. Binli olması yanıltıyor size en başta ama dolara göre daha değerli aslında. Hal böyle olunca da masrafınız 2 katına çıkıyor. Az önce terminalde lobo'yu kullanayım dedim. Yaklaşık 1 dolar ödedim. Yani 25-26 lira para ödedim. Hatta daha fazla belki de para ödedim. Sadece tuvalete girmek için düşünün. Otobüs bileti de 5210 şu anda San Jose'ye. Bu da 10 dolar gibi bir fiyat yapıyor. Tam olarak 10 dolar yapıyor zannedersem. El Salvador'da bu mesafeyi 4 dolara, 5 dolara gidebiliyorsunuz. Ya da Honduras'ta keza bu şekilde, Nikaragua'da keza bu şekilde. Ama Costa Rica'da fiyat 2 katına çıktı. Ha yine çok pahalı mı derseniz, yani bence abes bir fiyat değil ama diğer Orta Amerika ülkelerine göre ve Latin Amerika ülkelerine göre pahalı. Yani El Salvador'un Honduras'ı mesela 2 katı bu fiyat. Yapacak bir şey yok. Costa Rica'da iyi şanslar bana. Şu fiyatı gördükten sonra iyi ki o sahil kasabasına gitmemişim dedim. Oradaki fiyatları hiç hayal edemiyorum çünkü. Ve artık sonunda yolculuk vakti. Şöyle güzel bir otobüs. Aylar sonra güzel bir otobüs yürüyorum cidden ve şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim. Çok ekstra bir olay böyle bir otobüs bulmak. Fiyata değermiş. Şimdi anlıyorum neden pahalı olduğunu. Elektroniklerimi de şarj ederim ben bunda. Ve rahat rahat dinlenirim de 5 saat boyunca. İyi yolculuklar dileyim bana. Akşam 11-11.30 gibi başkent San Jose'de görüşmek üzere. Evet, saat gece 12.30 oldu ve ben sonunda ulaştım. Buradan direkt bir taksiye atlıyorum ve taksi de muhtemelen bir 7-8 dolara gelecek. Yani her şey inanılmaz pahalı bu ülkede. İlk günden bir ton param gitti ama çok tehlikeli.
Direkt şuraya bir tane evsiz geldi terminale ve salça oldu, insanlardan para istiyor. Yani sokaklar yürünecek gibi değil. Şu çantamızı atalım bagaja. Gracias. Yapacak hiçbir şey yok. Bu arada havalimanında indim otobüsten yanlışlıkla. Otobüslerde bir cihaz varmış. İnenleri takip ediyormuş bu cihaz. Sırf bu yüzden ekstra 3-4 dolar daha ödemem gerekti. Bakın hepsine bak. Adam böyle geziyor. Adam böyle geziyor. Gracias. Gracias. Böyle yola devam. Saat neredeyse gece 1'e geldi ve yolculuk çok uzundu. Yorucu bir gün oldu. Ama çok tabii önemi yok artık. Az bir şey kaldı gideceğimiz yere. Ve herkese bir sonraki günden Costa Rica'nın başkenti San Jose'den selamlar dostlar. Daha önce kendime gelebildim. Saat öğleden sonra 3.30-4 falan şu anda. Ben daha yeni şehri keşfediyorum. Kaldığım yerden çıktım ve böyle merkezi bir yere geldim. Etrafta her yerde grafitiler yer alıyor ve çok fazla böyle yeşil alan var şehirde. Hoşuma giden şey. San Jose böyle küçük, tatlı bir şehre benziyor. Yavaştan hep beraber keşfetmeye başlayalım bakalım. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından merkezi bir noktaya gelebildim. Şöyle göstereyim, her yerde mağazalar var. Buranın İstiklal Caddesi gibi bir yerdeyim anlaşılan o ki. Fiyatlar çok yüksek dostlar. Şöyle göstereyim, şu menüde gördüğünüz şeyler yaklaşık olarak 10 dolardan başlıyor. Ve fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. Bakın mesela şurada bir pizza ve yanında bira satılıyormuş. 14.500 diyor. Yani 29 dolar gibi bir şey yapıyor. Buranın parası dolardan 2 kat daha değerli. Ve o yüzden her şey çok pahalı. Gracias. Bu arada burada şehrin merkezinde fiyatlar biraz daha ucuz gibi sanki. Bakın 2 tane hamburger 1500'müş mesela. Peynirli olsun diyorsanız 1800'müş. Gracias. Böyle burada en azından 3 dolara sağlam karnınızı doyurabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Ama diğer yerlerde bu fiyat baya yüksek. Bakın yine burada cadde üzerinde bir yer gördüm. Şöyle fiyatları göstereyim. Şu mesela 4.5 dolar gibi fiyat yapıyor. Kruvasanlı sandviç. Burada şöyle yine küçük etli bir börek tarzı bir şey var galiba. O da yine 4.5 dolar gibi fiyata tekabül ediyor. Gördüğünüz şeyler genelde en az 3 doların üzerinde burada. Latin Amerika'da bulunduğum en pahalı ülke sanırım Venezuela'ydı. Ardından Şili geliyordu. Costa Rica ikisiyle de yarışacak bir pahalılıkta. İkisini de geçebilir hatta. Aşırı pahalı her şey. Bu arada şu anda bulunduğumuz yerde galiba şehrin merkezi Plaza de la Cultura olarak bilinen bir nokta. Şu karşımızda yer alan bina bir müze. Dilerseniz içerisine girip gezebiliyorsunuz ama şu anda saat itibariyle kapandı zannedersem. Burası böyle insanların biraz daha sosyalleştiği güzel bir nokta. Bakın şehrin hemen merkezinde bir kasino yer alıyor. Costa Rica çok turistik bir ülke olduğu için galiba her yere böyle kasinolar doldurmuşlar. Çok ilginç. Latin Amerika'da birçok ülkede kumar olayı, kasino olayı serbest ama böyle şehrin merkezinde görmek tuhaf geliyor yani. Bakın burada da her yerde farklı farklı el işçiliği, takı, kolye satan seyyar satıcılar var. Bakar mısınız? Costa Rica dünyada okur yazarlık oranı en yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Bu ülkede okur yazarlık oranı tamı tamına %98.
Yani çok çok yüksek bir oran. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Costa Rica'nın bir ordusu bulunmuyor. 1939 yılında bir devlet başkanı var Costa Rica'nın ve bu adam diyor ki ben orduyu tamamen tasfiye ediyorum. Ardından bu olay kanunlaşıyor ve ülkede ordu tamamen tasfiye ediliyor. Şu anda Costa Rica'da bir devlet başkanı ziyarete geldiği zaman onu karşılayacak kuvvet olarak dahi ülkede ordu bulundurmak yasak. En ufak bir birlik dahi bulunmuyor. Zamanında orduya ayırdıkları ve ayıracakları tüm bütçeyi ülkenin kalkınmasına ve eğitimine alıyor Costa Rica. İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle Amerika'dan Costa Rica'ya ordu kur diye ciddi baskılar geliyor ve Costa Rica'nın ona devlet başkanı diyor ki bizim kimseye zararımız yok, biz kimseyle savaşmak istemiyoruz, kendi halinde bir ülkeyiz ve savaşlara karşıyız, bir ordu kurmayacağız ve halen daha ordusuz bir şekilde yaşamaya devam ediyor bu ülke. Böyle ilginç bir olayı var Costa Rica'nın. Bunu size paylaşayım dedim. Yalnız tüm bunların yanında eğitim düzeyi çok yüksek olmasına rağmen bu ülkede de zengin fakir ayrımını çok ciddi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Şu yerlere bakar mısınız mesela şehrin merkezinde? Çok fazla etrafta dilenci ve evsiz var. Maalesef ki bu böyle. Costa Rica ekonomik olarak Latin Amerika'nın en iyi ülkelerinden bir tanesi. Asgari ücretin en yüksek olduğu birkaç ülkeden birisi burası. Bildiğim kadarıyla Belize'de asgari ücret çok yüksek ve sonrasında Costa Rica'da. Bundan 1-2 yıl önce ben Latin Amerika'ya geldiğim ilk zamanlarda biraz Latin Amerika'yı araştırdıktan sonra en yüksek asgari ücretin o dönemde Costa Rica'da olduğunu görmüştüm. Yani ekonomik olarak burası diğer ülkelere göre biraz daha farklı bir seviye. Yine de burada da diğer Latin ülkelerinde olduğu gibi ciddi anlamda fakir bir kesim ve ciddi anlamda zengin bir kesim bulunmakta. Yürürken birçok yerde evsizleri görebiliyorsunuz. Bakın mesela adam şurada yatmış orada boş havuzun içerisine. Bakın şimdi yürürken buranın en meşhur pazarını gördüm. İşte Türk bayrağı da var bu arada. Mercado Central isimli bir yer burası. Ve şu dikkatimi çekti. Burada pazarın içerisinde satılan bir öğlen yemeği menü 2900, yani yaklaşık olarak en az 6 dolara tekabül ediyor. Fiyatlar çok uçuk Costa Rica'da, genel olarak aşırı derecede yüksek. Yani bir öğlen yemeğinin pazarda 6 dolar olması bence akıl mantıkla açıklanacak bir şey değil. Bakın şöyle meyve suyu tarzı şeyler satılıyor galiba. 1750'ymiş en küçüğü, yani 3,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Öyle. Eğer ki ben Costa Rica'ya geldim, buraya dair bir şeyler yiyin diyorsanız burası gerçekten harika bir nokta. Ülkeye dair bütün geleneksel yemekleri bulabiliyorsunuz. Şöyle hamburger köftesi tarzı bir köfte, biberlerle ve soğanla birlikte pişirilmiş. Burada galiba mısırdan yapılma böyle gözleme tarzı bir şey var. Kızarmış muz. Şurada etli bir sandviç ve kızarmış empanadalar var. Kızarmış empanada çok fazla tüketiliyor gibi bütün ülkede, her yerde karşıma çıkıyor. Burada gördüğünüz tüm restoranlarda geleneksel Costa Rica yemeklerini nispeten biraz daha uygun fiyatlara tüketebiliyorsunuz. Ve burası da zannedersem şu ana kadar şehirde gördüğüm en güzel mimari yapı. Eski bir posta ofisiymiş burası ve halen daha kullanılıyor, bugün içeride işlem yapabiliyorsunuz. Bizdeki PTT yani. Şehrin merkezinde genel olarak her yerde tarihi binalar falan yok. Biraz daha yeni bir şehir hissiyatı veriyor siz gördüğünüz zaman San Jose. Ama anlaşılan ki tek tük de olsa böyle tarihi güzel binalar da karşınıza çıkabiliyor. Ve şu anda yine burada şehrin merkezinde farklı bir meydandayım. Böyle çok güzel bir anıt var burada. Hemen sol tarafımızda da güzel şehrin sembollerine olan bir kilise yer alıyor. Genel olarak San Jose'nin merkezi bu şekilde. Yani normal bir şehir merkezi. Çok ekstra bir şey göremedim şu ana kadar. Bir tane uzunlamasında cadde var ve bütün mağazalar, yeme içme yerleri, işte fast food dükkanları hepsi orada yer alıyor. Ve onun etrafında da böyle plazalar vesaire yer alıyor. Fazla uzatmayacağım.
Böyle San Jose kendi halinde küçük bir şehir, küçük bir başkent. Belli bölgeleri tehlikeli olabilir gibi gözüküyor. Yürürken çok fazla evsiz ve dilenci gördüm. Çok fazla kaydalmak istemedim bunları ama şehrin merkezinde varlar. Hatta şu anda dahi dikkat etmeye çalışıyorum video çekerken. Bunun dışında mimari olarak çok ekstra bir özelliğini göremedim şehrin. Genel olarak böyle biraz daha yeni binalar ve mimari olarak etkileyici yanı olan binalar değil açıkçası. Bundan daha güzel, daha elit yerleri de vardır şehrin illaki. Çünkü koskoca bir ülkenin başkenti. Bakın şöyle göstereyim. Burada seyyah satıcılar yer alıyor. Şurada bir dilenci var. Ve şurada da bir aile. Büyük ihtimalle Venezuela'da bir aile. Yolun ortasında dilencilik yapıyorlar. Onlar da bu şekilde geçiniyorlar. Büyük bir ihtimalle o Venezuela'ların çok büyük çoğunluğu buradan yukarıya Meksika'ya kadar, sonrasında da oradan Amerika'ya kadar çıkmaya çalışıyorlar. Yani benim tahminim bu yönde. Çünkü başka türlü Orta Amerika'da buralara kadar dilencilik yapmalarına anlam veremiyorum. Bunun dışında bu şehre dair dikkatimi çeken güzel bir şey söyleyeceğim. Şehirde birçok yerde küçük küçük böyle heykeller bulunuyor. Görebiliyorsunuz, güzel bir hava katmış o da şehre bence. Bakın şöyle de boş bir bina gördüm. Tarihi bina çok fazla yok dedik, görmüşken göstereyim. Şurası kilisenin girişi, burası da böyle güzel, hoş, tarihi bir bina. Bunun dışında bir de bu bölgeye doğru gelirken burada bir Çin mahallesi gördüm. Ama tam nerede şu anda bilmiyorum. Bayağı karıştırdım yönleri. Büyük bir yer olmadığını düşündüğüm için videoyu da daha fazla uzatmamak adına burada artık videoyu bitireceğim. Umarım San Jose şehrini beğenmişsinizdir. Hola buenas. Kafayı tutaksana. How are you? Fine and you? My name is Gabriel. Okay, Gabriel mucho gusto. Okay, bakın Venezuela'da. Böyle. Yolda yürürken laf attı adam. İyi dedim, sen nasılsın bende? Dayı gelme yanıma, gelme. Takılacak şimdi peşime. Böyle bir videoydu. Daha fazla uzatmadan bitireceğim artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Costa Rica'dan ve sonrasında çok kısa bir süre içerisinde yeni ülkemizden videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.